Efendim 14. gündeyiz. Bölgedeki çalışmalar tabii devam ediyor. Kahramanmaraş'ta merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde hem enkaz kaldırma çalışması sürüyor hem de depremzedelerin zorunlu göçü. Ve CNN Türk Özel Haberler Şefi arkadaşım Fulya Öztürk de bölgede anlatacak. Bugüne ait notları neler, neler gördü sabahtan bu saate kadar. Fulya sendeyiz. Semiha teşekkürler. Pek çok şey görüyoruz. Pek çok şeye tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş'tayız. Bugün bu akşam öncelikle arama kurtarma çalışmaları sona erecek. Onu söyleyelim. Enkazlardan deliller toplanıyor ve yarından itibaren artık pek çok noktada enkazlar kaldırılacak. Çünkü deliller de alınıyor o enkazlardan. Bir de önemli bir konu var Kahramanmaraş'ta başta olmak üzere. Çok sayıda tabii riskli bina vardı. Sadece Kahramanmaraş'ta değil depremin vurduğu bütün illerde çok sayıda hasarlı bina var. Bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ekipler bu riskli yapıları tespit ediyorlar. Şu an Doğukent Mahallesi'ndeyiz Kahramanmaraş'ın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ekipler bu riskli binaları tespit ediyor. Kahramanmaraş'ta 120 binden fazla binaya bakıldı. Ve şunu belirleyelim, söyleyelim ki çok sayıda binaya yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı, orta hasarlı bu şekilde derecelendirme yapıyor ekipler. Ama ekiplerden edindiğimiz bilgi şu, gerçekten Kahramanmaraş'ta yani o kadar çok riskli yapı var ki ya binlerce binanın yıkılacağını söyleyelim. Şu an ekipler bakın bir binada hasar tespit yapıyorlar. Ellerinde çekiçlerle hemen Cemil Bey'e soralım, Cemil Yılmaz'a. Şu an ne yapıyorsunuz efendim? Bu bina ne durumda? Riskli mi? Orta hasarlı mı? Şu an arkadaşlarımız taşıcı sistemin üzerinde bir kontrol sağlıyorlar. Görüldüğü üzere taşıcı sistemimizde ciddi şekilde bir hasar var. Yani dışarıda gözlemlemiş olduğumuz hasar aslında yapının kolon kısmının iç kısmına doğru da ilerlemiş. Çatlağın derinliğini gözlemleyebilmek amacıyla da arkadaşımız çekişle yüzeyde bir kırma işlemi gerçekleştiriyor. Zaten sizler de görebilirsiniz. Çatlak derinlere ilerlemiş ve artık bu tarz bu şekilde gözlemlemiş olduğumuz binaları biz ağır hasarlı bina olarak değerlendiriyoruz. Şu an bu bina ağır hasarlı. Evet, binalarda başlangıçta biz dışarıdan bir gözlemsel inceleme yapıyoruz. Gözlemsel inceleme sonucunda incelemiş olduğumuz binalarda hasarların gözlemlenmiş olduğu bölgeleri fotoğraflıyoruz. Az önce beyefendi fotoğrafı çekti. Fotoğrafla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanında binanın tek bir bölgesine değil ama taşıyıcı sistemin genel alanlarında bir inceleme yapıyoruz. Görebilirsiniz yine benzer şekilde bina. Yani taşıyıcı sistem kolonlara bakıyorsunuz zaten. Tabii ki binanın taşıyıcı sistemleri bizim ana merkezimiz. Taşıyıcı sistemlerde gözlemlemiş olduğumuz hasarlar bizler için çok önemli. Burada da benzer bir şekilde bir kolonda burkulmanın olduğunu, betonun çekirdek kısmında patlamaların gözlemlendiğini görebilirsiniz. Gerçekten yani çok kötü bir durumda. Evet. Yani şu an her şeyi anlatıyor incecik demirler ve aynı zamanda bakın kolon zaten yani paramparça olmuş. Evet, bu şekilde zaten gözlemlerimizi sağlıyoruz. Eğer benzer şekilde yüzeyde bir kaplama varsa kaplamayı dökerek çatlağın ne kadar derine girdiğini, yani taşıyıcı sistemin ne kadar etkilendiğini gözlemliyoruz. Arkadaşlarımız zaten incelemelerini yaparak fotoğraflamalarını, binanın genel hasar durumuyla ilgili incelemesini ve binanın genel bilgilerini sistemimize kaydediyorlar. Bu verilerimiz tamamen bizim sistemimize işleniyor. Ardından her binada kapıda da gözlemleyebilirsiniz bir barkod uygulamamız var. Barkod sayesinde vatandaşlarımız hem E-Devlet üzerinden bu hasarlarında öğrenebiliyorlar. Ama dediğim gibi taşıyıcı sistemi bu şekilde ciddi hasar görmüş olan binaları biz ağır hasarlı olarak değerlendiriyoruz. Evini terk etmiş, depremden sonra bir anda evden çıkmış vatandaşlar evinin ne durumda olduğunu bilmiyor. Sizler gelip bakıyorsunuz ama bu kare kodla yani E-Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar değil evet, mi? Doğru. Binası ne durumda? Doğru doğru. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden ya da hasar tespit csb.gov.tr adresinden adreslerini girerek ya da dediğim gibi barkod sistemini kullanaraktan yapılarının hasar durumlarını, yapılarına ait fotoğrafları, yapıların ne derece hasar aldığını kendileri de öğrenebiliyorlar. Peki, doğru. Efendim. Çok çok kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ekip gerçekten yoğun çalışıyorlar gece gündüz bu binalardaki hasar durumunu tespit ediyorlar. Kahramanmaraş'ta hızlıca şimdi ilerliyoruz. Burası Doğukent, Doğukent Mahallesi. Bu mahallede de gerçekten çok sayıda binaya yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi çok sayıda binanın. Ve bir yandan da Kahramanmaraş'ın genelinde vatandaşların o taşınma telaşını da
görüyoruz. O kadar çok yapı çünkü hasar aldı ki vatandaşlar evlerini boşaltıyorlar, eşyalarını boşaltıyorlar. Sadece eski yapılar değil bu arada, yeni yapılan binaları da, mesela şu binaya da yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bakın görüyorsunuz, yeni bir yapı, yeni bir bina. Yani vatandaşlar o binaya 6 ay önce taşınmış. Gördüğünüz gibi yeni bir bina ama o binada ağır hasarlı. Şöyle hızlıca ilerliyoruz. Kahramanmaraş'tan 14. gün bugün. Bir yandan enkazlarda çalışmalar devam ediyor. Bir yandan enkazlardaki deliller toplanıyor. Arama kurtarma bu akşam sona erecek. Ve daha sonra hızlı bir şekilde enkazlar kaldırılacak. Ve en önemli konu elbette ki bu binaların durumu. Çok sayıda hasarlı bina var dedik Kahramanmaraş'ta. 120 binden fazla binaya bakıldı. Bakılan binaların yarısı ağır hasarlı olarak tespit edildi. Şu an bakın vatandaşın o taşınma telaşını da gösterelim size. Şu şekilde derecelendiriliyor aslında. Acilen hemen yıkılması gereken binalar var. İkinci derece hemen ağır hasarlı. Daha sonra 3 orta hasarlı olmak üzere. Bu şekilde aslında numaralandırılıyor. Bu bina da hasarlı ama acil yıkılması gereken binalara tamamen ekipler yani ivedilikle yıkımına da başladılar. Onu söyleyelim. İşte vatandaşlar bu riskli binalardan eşyalarını alıyorlar. Aslında onlar da tehlikeyi göze alıyor bir yandan. Çünkü ekipler bu noktada vatandaşlara uyarıyorlar ama gördüğünüz gibi insanlar riskli yapılardan eşyalarını alıp kamyonetlere yerleştiriyorlar. Her bir tarafta bakın evlerinden çıkardıkları eşyaları görüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ilerleyelim. Burada Kahramanmaraş'ta 3-4 gündür taşınma telaşını görüyoruz. Kahramanmaraş'ın pek çok noktasında bunu görüyoruz. Hemen bakın burada da eşyalar var. Şurada bir asansör var, taşınma asansörü. Oradan eşyalar çıkartılıyor. Binalar riskli ama vatandaşlar hani bu riski göze alıyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki malımızı, eşyalarımızı da çıkarmak istiyoruz, kurtarmak istiyoruz diyorlar. Böyle bir durum da yaşanıyor. Bakın orada bir ayrı bir taşınma var. Şöyle ilerliyoruz. Şu bloklarda olduğu gibi o taşınma telaşını görüyoruz. Ya Doğu Kent Mahallesi de gerçekten o kadar çok riskli bina var ki, o kadar riskli yapı var ki, işte bu binaların hepsi yıkılacak. Hemen hemen şu an görmüş olduğunuz binalar işte önümüzdeki günlerde yıkılacak. Acilen yıkılması gereken binaları yıkımına başlandı ekipler tarafından. Onu size belirtelim. Bunlara hasarlı, ağır ve orta hasarlı tespiti yapıldı. Şu an bakın burada da bir aile evinden eşyasını çıkartıyor. Gördüğünüz gibi gidiyorlar, onlar da eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Evlerinden çıkartıyorlar. Yani tabii insan duygulanıyor. Gözleri yaşlı. Nereye gideceksiniz? Ha? Ablacığım nereye gideceksiniz? Nereye gidilecek? Vallahi bilmiyoruz. Eşyaları çıkartıyorsunuz. Ha, evet. Yüklüyorsunuz arabalara, kamyonetlere. Şu anda yok, gelecek. Gelecek. Aynen. Binanız riskli. Çok ağır hasarlı. Niye? Eşyaları çıkardık. Taşıma gelecek. Taşımayla gideceğiz. Evet. Yani nereye koyacaksınız eşyaları? Nerede yaşayacaksınız? Çadırdayız şu anda. Ha, şu anda çadırdayız. Eşyaları çıkartıyorsunuz. Evet, evet. Evet. Peki efendim. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Yani şu an gözler dolu dolu oluyor ama değil mi? Değil mi teyzeciğim? İki tane köyde dayımız vardı, öyle gitti. Bu da çadıra gideceğiz. Çadıra geçeceksiniz. Eşyaları. Birazına kurtarabildiğimiz işte alacak yani. Bunlar sizin mi ablacığım? Evet. Nereye bu eşyaları yerleştireceksiniz? Bilmiyorum işte, nereye yerleştirirsek zaten. Bir an önce çıkartıyorsunuz. Evet. Yani, yani yığılırsa bu sefer almak diye işte. Yaşayınca da mecburen, hı-hı, şey durumdasın işte. Şirin görüyor ki yaşa.
Hı hı. Yok, iki evimiz aynı, köyde de evimiz vardı. O da mı yıkıldı? O da yıkıldı. O da yıkıldı. Evet, 3-4 gün arabada kaldık. Şimdi işte bir tane çadır bulduk. Çadırdasınız şimdi. Hı-hı. Çadırın bir önüne yiyeceğiz. Hı-hı. Kaç yıllık binaydı bu ablacığım? Kaç yıldır burada oturuyorsun? Öncekini bilmeyeyim de biz buraya geleli 8 yıl oldu. Daha bir ev alak buradan geldik dedik. O da hı-hı. 8 yıl işte doymadan gitti. Ne diyecek Allah'tan gelene kızım. Şu an tabii insanın aklından böyle hatıraları geçiyor, evet, anıları geçiyor evet, değil aynen. mi? Aynen. Kaçtan 20-25 sene yani cenazemiz çıktı. Daha bir de bugün oğlunun öldüğünü duyunca kalp krizi geçildi. Onu kömdük buraya geldik. Cenazeniz mi vardı? Hı-hı. Başınız her sağ olsun ablacığım. Sene, her gün 5-6 tane. Allah sabırlar versin. Sağ ol. Hep canımıza da geçmiş canım olsun. Canım benim. Sağ olun. Sağ ol ablam. Olsun. Senden de canım benim. Şöyle ilerleyelim. Bakın hep kamyonetleri görüyoruz. Vatandaşların eşyaları araçlara yüklediğini görüyoruz. Diğer tarafta yine bir taşınma var. Bu apartmandaki aileler de eşyalarını bakın yüklüyor. Şöyle kamyonete. Ablacığım siz de galiba eşyanızı çıkartıyorsunuz. Evet, biz eşyamızı çıkarıyoruz. Nereye gideceksiniz? Vallahi gidecek bir yerimiz yok. Eşyaları bir depoya koyacağız. Aha. Biz de bir bağ evinde bir oda bir yer ayarladık. Orada kalacağız. Bağ evinde? Bağ evinde. Nerede? Bu Kahramanmaraş'ta mı? Kahramanmaraş'ta şöyle ileride biraz 10 kilometre falan ötede. Orada kalacağız. Binanız riskli. Çok riskli. Her tarafı yarıldı binamızın. Biz içinden zor çıktık zaten. Hı hı. Her yer üstümüze döküldü. Hı hı. Öyle. Şimdi peki korkmadınız mı içeri girip eşyaları almak? Çok korktuk ama dizlerimiz titreyerek de ne yapalım? Hı-hı. Eşyamız yok. Biz Hı-hı. yardım bekledik. Battaniye Hı-hı. falan oradan buradan geldi. Biz de yani açıkta kaldık şu anda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bayağı bakıyorum şimdi binanıza. Dökülmüş duvarları, demirler döküyor. İşlerimde tavanlar yarıldı. Hı-hı. Kolonları kırıldı. Hı-hı. Her şeyi çıkartabildiniz mi? Birazlarını Hı-hı. çıkarttık. Önemli olanları aldık. Hepsini alamadık yani. Hı-hı. Hepsini alamadık. Şimdi bağ evine gideceğiz. Evet, şimdi bağ evine gideceğiz. Orada yeni bir yaşam kurmaya çalışacağız. Evet, bir odada kalacağız orada. Biz iki tane yaşlı bayan var. Annem kayınvaliden, kızım. Beraber olacağız. Çocuklarım, hepimiz beraber kalacağız. Allah kolaylık versin. Sağ ol canım, teşekkür canım ederim. Allah'ım size de göstermesin. Amin, Allah'ım. Kimseyi göstermesin. Amin, amin. Evet, evet. Şöyle bakın, burada eşyalarını koyan vatandaşları görüyorsunuz, kamyonetlere yüklüyorlar eşyalarını. Her şeyi koymuşlar, koltukları, sandalyeleri, masayı. Yani alabildikleri eşyaları almışlar. Hemen karşı tarafa geçip, bakın burada bir nakliyat aracı var. Nakliyat aracı var. Onlar vatandaşın eşyasını almış, gidiyorlar. Burada başka bir aile, yukarıdan bakın. Asansörle indirmeye çalışıyor eşyasını. Her bir tarafta şu an Kahramanmaraş'ta bu taşınma telaşı var. İnsanlar eşyalarını alıyorlar. Çünkü pek çok yapı riskli gerçekten. Kolay gelsin. Buradaki vatandaşlar da işte dolaplarını, koltuklarını, aynalarını çıkartmışlar evden. Onlar da taşınıyorlar. Şu tarafa geçelim. Şu an bakın binaları da gösteriyoruz size. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman. 120 binden fazla binaya bakıldı ekipler tarafından. Yani çoğu ağır hasarlı. Çoğu ağır hasarlı. Acil yıkılması gereken binalar tamamen kapatıldı, mühür vuruldu. O binalara asla kimseye izin verilmiyor. Aslında bu binalara da vatandaşların girmesi doğru değil ama onlar kısa süreliğine de olsa diyorlar. Giriyoruz, evden eşyalarımızı alıyoruz. Bu eşyaları alıp götürüyoruz. Yani çoğu işte ya bağ evine gidiyor ya çadırda kalacak, eşyasını bir depoya koyuyor. Dün başka bir aileyle karşılaştık. O Osmaniye'ye gideceğini söyledi. Evet, siz efendim taşınıyorsunuz. Evet, eşyaları alıyorsunuz. Eşyaları aldık. Evet, korkarak. Hı hı. Boşalttınız mı evi şimdi? Boşalttık. Hı hı. Ağır hasarlı. Aynen, çok kötü. Tavanlar falan yıkılmış, zor girdik. Neden girdiniz diyeceğim ama. Yani. Ama ne yapalım, mecburuz. Evet, eşimin işi yok, evimiz yok, hiçbir şey hı hı. yok yani, mecburuz almaya. Durum kötü müydü hiç? Çok kötü, çok kötü. Yani çıktın, şu eşyalar sizin mi? Aynen, bizim onlar. Her şeyi yüklemişsiniz. Aynen, hayatımızı riske attık. Hı-hı. Öyle girdik içeri.
Nereye gideceksiniz peki? Hiç, şu an hiç evimiz yok. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Kimi diyor ki bağ evine gideceğim, kimi köye gideceğim bağ diyor. Bağ evimiz de yok. Şu an biz ortadayız. Hı-hı. Eşyaları bir akrabanın alt katına koyacağız. Hı-hı. Depoya koyacağız. Aynen, depoya Hı-hı. koyacağız. Hı-hı. Şu an gidecek evimiz yok, bilmiyorum. Allah büyük. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Ay, Allah sabır versin. Allah yardımcınız olsun. Amin. Efendim. Amin. Burada çok sayıda bina zaten ağır hasarlı. İnsanlar bir yandan da böyle çok duygusal, hüzünlü hüzünlü bakıyorlar. Anıları, hatıraları. Aynen. Az önce ben de ağladım zaten. Bayağı bir duygulandım. Hı-hı. Eşyalarımız gitti, harap oldu. Ama canımız sağ olsun. Yapacak aynen, bir şey yok. En azından onu dedim. Şu bina yıkılmamış. Sağ salim. Aynen. Bir de bak kaç katlı bu bina. Bu mu? Bu mu? Evet, bu bizim ev. Şu 6. kat. Kaç katlı? 11 katlı. 11 katlı. Yani neyse ki yıkılmamış. Aynen, elhamdülillah. Gerçekten yıkılmadı. Canınızı kurtarmış. Zaten ona seviniyoruz. Çok şükür ki hani hepimiz hayattayız yani. Hı hı. Evet. Ama diyorsunuz ki mal da canın yongası. Aynen öyle, aynen öyle. Hani bir eşimin işi de yok. Hı. Ters gibi. Yani gidecek evimiz yok, işimiz yok. Mecburuz eşyalarımızı almaya. Hı. Korka korka girdim, evet, aldım diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Ağır hasarlı, bir dediğim gibi esas acil yıkılması gereken binalar var. Hı. Sizinki o kategoride olmuyor, ağır hasarlı. Bu da yıkılacak ama evet, önümüzdeki günlerde yıkım evet, olacak. Aynen öyle. Yani. Yoksa yani girip bakabilseniz çok kötü içeri. Tabii zaten görünüyor. Aşırı görünüyor yani, yani. Çok kötü. Çok büyük bir risk. Hatta sabahleyin de deprem oldu 4 şiddetinde. Hı-hı. Ben yukarıda eşya topluyordum. Ay, çok sallanınca hemen can havliyle kendim aşağı zor aman, attım. Aman yani. Zor attım. Neyse artık girmeyin, yaklaşmayın binaya. Aynen öyle. Eşyaları zaten yüklemişsiniz. Evet, çok şükür. Aynen. Çok çok efendim geçmiş olsun. Çok sağ olun diyorum. Allah, Allah sabırlar versin. Amin. Allah yardımcınız olsun. Amin, cümlemizin de inşallah. Evet, evet. Çok sağ olun. Evet, Halil Kahraman'la beraber Kahramanmaraş sokaklarında bugün 14. gün. İşte vatandaşın ağır hasarlı binalardan eşyalarını çıkarttığını gösteriyoruz. Aslında canlarını tehlikeye atarak eşyalarını alıyorlar, çıkartıyorlar. Tabii yani çok duygu dolu anlar yaşıyorlar. Anılarını, hatıralarını bir tarafa bırakıp onlar buradan ayrılacaklar. Kimi nereye gideceğini bilmiyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Ama gerçekten Kahramanmaraş'ta pek çok noktada manzara bu şekilde. Gördüğünüz gibi enkazlar kaldırılacak. Daha sonra hemen büyük bir yıkım başlayacak Kahramanmaraş'ta. Sadece Kahramanmaraş'ta da değil aslında. Gaziantep'te, Hatay'da yani şu an depremin vurduğu pek çok şehirde, yani bütün şehirlerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ekipler bu binaları kontrol ediyorlar. Zaten çoğu bina, özellikle Maraş'ta, ayakta duruyor gibi görünen binalar bile gerçekten ciddi anlamda hasar görmüş. Yani yıkıldı, kolonları gözüküyor, demirler gözüküyor gördüğünüz gibi. Yani ekipler pek çok binaya ağır hasar raporu verdi. Önümüzdeki günlerde işte yine bir ailenin eşyalarını araca, kamyonete yüklediğini görüyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta hemen hemen bütün mahallelerde, bütün sokaklarda manzara bu şekilde. Herkes eşyasını çıkartıyor ve artık bu evleri boşaltıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Abicim siz nereye gideceksiniz? Şöyle geleyim yanına abicim. Orada kaldık. Şimdi eşyaları çıkar. Eşyalar. O bunların hepsi sizin mi şunlar? Bu hani eşyalar kızımın düğün eşyası. Antep'e göndereceğiz. He. Onu ayrı yükledik. Eşyalar... Çeyizi yani değil mi? Çeyizi. Çeyizini ayrı bir arabaya koymuşsunuz. Ayrı bir arabaya koyacak, Antep'e göndereceğiz. Antep'e gidiyor. Evet. Bunlar peki abicim? Bunlar sizin evinden. Bunlar da bizim kayınvalidenin boş müstakileri var Sakarya Mahallesi'nde. Oraya koyacağız. Boş bir yer buldunuz. He, ev iki katta boş. Biz baktık, gittik, sağlam, evde bir sıkıntı yok ama şeyi okutamadık biz. O şeyi yazıya baktık. Yine de boşaltayım mı dediniz? Yani yine de alt kat boş dedik. Götürek koyak. Bunları koyduktan sonra Bağda iki göz bir evimiz var. Orada kalacağız. Bağda. Herkes Bağ diyor. Neresi? Bağ Kahramanmaraş'ta. 8-9-10 kilometre ileride Peynirdere köyü var. Orada babamızdan kalan bir yer vardı. Oraya iki katlı prefabrik bir ev yaptık. Ha, orada yaşayacaksınız. Orada yaşamayacağız. Belli bir süre orada kalacağız. Ha. Kızım, eşim şeyde kaldı, Elazığ'da. Ha. Onların yanından geldim ben buraya. Aha. Siz tek başınıza mı çıkardınız eşyaları? Yok, nakliye firmasıyla anlaştık. Ha, onlar anlaştık. Şimdi bir de bilgi kirliliğim var Fulya Hanım, bilmiyoruz. Ha.
internet üzerinden paylaşıyorlar işte. Nakli bu, ücretleri mi? Yok yok, AFAD. Hı hı. AFAD işte bu hasar gören evlerin eşyalarını kendiler kontrollü şekilde taşıyacak ve depo ayarlayacak diyorlar. Fakat soruyoruz. O kimse? Konuda bir bilgilendirme alalım bilgilendirme diyorsunuz. Olmuyor. Buradan çağrı yapalım. Evet. Vatandaş bu riskli yapılardaki eşyalarını hani kurtarıyor buradan, çıkartıyor ama bir yandan aslında resmi bir açıklama bekliyorsunuz AFAD'dan. Bu eşyaların karşılanacağına dair. Depo olarak olacağını yani AFAD'dan. Bu konuda bir destek gelecek. Evet. Öyle mi diyorsunuz? O şekilde şey üzerinden, sosyal medya üzerinden paylaşmışlar. Aha. Evet. O zaman AFAD'dan yetkililere seslenelim buradan. Bir açıklama yapılırsa var mı vatandaşlar için. Ona göre eşyasını vatandaş çekmesin. Onların bilgisi dahilinde kontrollü bir şekilde depolar. Vatandaş 3-4 gündür bu şekilde. Evet. Herkes evinden eşya çıkartıyor. Yani riskte olan da durumu yani risksiz yapılardan da vatandaş korktuğu için kimi tamamen Maraş'ı terk ediyor. Yani Maraş'tan komple ayrılan da var. Hani başka daha batıya gidenler var. İstanbul'a, Ankara'ya taşınanlar var. Orada yeni bir hayat kuracak olanlar var. Dolayısıyla bu kadar eşya bakın. Vatandaşlar evindeki eşyalarını, hatıralarını çıkartıyor. Kamyonetlere yüklüyor, kamyonlara yüklüyor. Kimi bağ evine gidecek, orada kalacak. Kimi işte bir depo bulmuş eşyasını oraya koyacak, yerleştirecek. Kimi batıya gidiyor. Ama Kahramanmaraş'ta nereye kafanızı çevirseniz bu manzarayı görüyorsunuz. Yani bu riskli yapılardan vatandaş eşyasını çıkartıyor. Canını da tehlikeye atıyor. Aman dikkat diyeyim ama neyse ki yıkılmamış bu bina. Neyse ki canınıza bir şey olmamış ama. Allah'ım bugününe çok şükür. Yani o gece sarsıntıyı biz biliriz. Yanında hani sen tek olsan diye yanında torunun var. Yanına gelmiş gurbette. Onu mu düşünürsün? Ya. Gerçekten zor. Çok çok evet. Çok. Hala o travmayı da bir yandan kimse atlatamadı. İşte Elazığ'a gittik. Hı-hı. Orada sarsıntılar devam ediyor. Çocuk baba diyor sarsıntı var diye dışarı atıyor kendini. Gerçekten çok zor. Tabii. Bunlara nasıl bir psikolojik tedavi uygulanacak? Ah be abim ya. Canım abiciğim. Yani aşacağız bu günleri. İnşallah. İnşallah. Temennimiz o. Aşacağız bu günleri yani. Şimdi evet. Kimsenin zaten psikolojisi evet. Gerçekten iyi değil. Arça sarsıntıda milletin yani yüreği ağzına geliyor. Evet. Tabii herkes bir an evvel eşyasını kurtarmaya çalışıyor. Evet bir yandan evet. Kurtarmaya çalışıyor. Yani zor, bir yandan işte bu binalar tespit ediliyor. Evet. Yıkıma başlanacak. Evet. Acil yıkılması gereken binalara mühürler vuruldu. Onlara kimse yaklaştırılmıyor zaten. Yani çevresinden dahi yaklaştırılmıyor. Onların yıkımına da başlandı. Şimdi çünkü Allah korusun yani bir anda yıkılabilir. Başkaları zarar görebilir. O yüzden bunlar da ağır hasarlı aslında. Girilmemesi gerekiyor ama vatandaş diyor ki mal da canın yongası ne yapayım giriyorum diyor ama tehlikeli yani. Evet, evet. Neyse çıktı artık değil mi tüm eşyalar? Çok şükür Elhamdülillah. Çıkarttınız artık. Dün işte oğlanıkını şu karşı binadaydı. Onu götürdük yerleştirdik. Bunu da yerleştirirsek yarın bir inşallah sakin bir kafada dinleyeceğiz kendimizi. Bağ evine gideceğiz. Artık bir iki gün kalır. Elazığ kızın yanına gideceğim. Sonra Elazığ'a taşınacaksınız. Yok yok oraya geçeceğiz. Damat orada. Emniyette çalışıyor. Kız da orada. Kız benim yanımdaydı zaten. O baba diyor siz giderseniz ben de giderim diyor. Ben şu an diyor, evde gece eşi göreve gittiği zaman evde tek başına kalamam ben diyor. Mecbur yanında destek olacağız biz bir süre. Bir süre Elazığ'da kalacağız. Evet evet bir süre destek olacağız. Yolunuz açık olsun. Sağ ol teşekkür ediyorum. Allah canınızı teşekkür korusun. Ediyorum. Sağ ol. Ya psikolojiler zaten inşallah bir an önce de toparlanır. Ayrıca yani onu da teşekkür ediyorum. Depremin olduğu sabahtan beri televizyonda seyrediyorum. Gece de gündüz de Allah razı olsun. Sizden de abim görevimiz bizim. Sağ olasın abiciğim. Evet. Yani işte vatandaş kamyonetlere yüklüyor. Taşınma telaşı sürüyor birkaç gündür Kahramanmaraş'ta. Her tarafta insanlar eşyalarını çıkartıyor, kamyonetlere yüklüyor. Kimi boş depoya götürüyor, kimi bağ evine götürüyor, kimi başka şehirlere götürüyor. Orada yeni bir hayat kuracağını söylüyor. Böyle yani. Tabii ki bu bütün bunlar olurken gözlerden de yaşlar süzülüyor. Hiç kolay bir şey yaşanmadı. Ağır duygular var, sessizlik var, hüzün var Kahramanmaraş'ta. Semiha.